Merhabalar, ben Yaren. Nickelodeon'un efsane dizilerinden biri olan Avatar Son Hava Bükücü'nün en suratsız ve en havalı karakterlerinden biri olan Ateş Ulusu'nun Veliaht Prensi, Prens Zuko kimdir? Çocukluğunu, gençliğini ve yaşlılığını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Zuko, Prens Ozai ve Prenses Ursa'nın oğlu olarak Ateş Ulusu topraklarında dünyaya geldi. Annesiyle mükemmel anlaşmasına rağmen babasıyla berbat bir ilişkisi vardı. Ozai, oğluna hep tepeden bakan bir babaydı. Zuko doğduğunda bir bükücü olup olmadığı bilinmiyordu. Bu yüzden babası onu saraydan attırmayı bile düşünmüştü. İlerleyen zamanlarda geç de olsa Zuko'nun da bir ateş bükücü olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen babası ona hala ısınamamıştı. Zuko'nun Azula isminde bir kız kardeşi oldu. Babasıyla ilişkisinin daha da kötüleşmesine neden olacak kişi Azula'ydı. Çünkü Ozai kızını oğlundan her zaman daha çok sevmişti. Her yaz ailecek Amber Adası'na tatile giderlerdi. Bu tatillerden birinde bir gün 3 yaşındaki Zuko deniz kenarında kaplumbağa yengecine saldıran bir şahin gördü. Kaplumbağa yengecini kurtardı ancak şahinin de açlıktan ölmek üzere olduğunu gördüğü için hangi hayvanın tarafını tutması gerektiğini bilemedi. Bu sırada üzerine kocaman bir su dalgası geldi. Babası Ozai oğlunu kurtarmak için denize daldı ve boğulmaktan son anda kurtulan Zuko bütün gününü annesinin kollarında deniz suyunu kusarak geçirmişti. Ozai oğlunun canını kurtarmış olsa da ona göre bu olay Zuko'nun zayıflığa olan yatkınlığının bir kanıtıydı. Bir gece Zuko odasının alevlerle kaplandığını ve kendisinin de yandığını zannettiği bir kabus gördü. O sırada kız kardeşi Azula Zuko'ya bakıp kahkaha atıyordu. Yine başka bir gün sarayın bahçesindeyken Azula bahçedeki çalıları ateşe veriyordu ve Zuko bunu annelerine şikayet etti. Ursa Azula'yı yaptığı şeyden ötürü cezalandırdı. Anneleri arkasını döndüğünde ise Azula Zuko'nun yaptığına karşılık olarak abisinin poposunu ateşe verdi. Zuko büyürken babasıyla değil amcası Iroh ile çok yakındı. Amcası onu o kadar çok seviyordu ki bir savaşın ortasındayken bile Zuko'ya yıllar boyunca çok severek kullanacağı bir hançer hediye etmişti. Iroh Ateş Ulusu'nun yasal varisiydi. Oğlu öldüğü için de Zuko'yu kendi oğlu kadar çok seviyordu. Bir gün ailecek yemek yerken Azula babasına ateş bükme öğretmeninin ne kadar aptal olduğundan bahseder ve Zuko kardeşini böyle konuşmaması gerektiği şeklinde uyarır. Bu da Ozai'nin Zuko'ya patlamasına neden olur. Azula'nın Zuko'dan küçük olmasına rağmen çok daha başarılı olduğundan ve Zuko'yu artık görmek istemediğinden bahseder. Anneleri Ursa Ozai'ye çıkışır ama tüm bu olanlar Zuko'nun aşağılanmasına ve daha çok utanmasına sebep olmuştur. Zuko belki Azula kadar iyi bir bükücü değil ama hepimiz biliyoruz ki kendisi çok iyi bir çift kılıç ustası. Ateş Kralı aynı zamanda dedesi olan Azula'nın karşısında ateş bükme yeteneklerini sergilemek zorunda kaldığı bir gün kardeşi Azula'nın becerileri karşısında küçük düşer. Annesi Ursa onu izlemenin ne kadar keyifli olduğundan bahsedip oğlunu yatıştırmaya çalışır. Ama Azula bu kadar bağışlayıcı birisi değildir. Herkesi odadan kovar ve Ozai ile özel bir görüşme yaparlar. Zuko ve Azula bu önemli görüşmeyi gizlice dinlemektedirler. Ozai'nin abisi Iroh yerine kendisinin tahta geçmesi gerektiğinden bahsettiğini duyarlar. Azulon bunu büyük bir saygısızlık olarak nitelendirir ve abisi Iroh'un oğlunun öldüğü gibi Ozai'nin de oğlunun yani Zuko'nun ölmesi gerektiği emrini verir. Bunu duyan Ursa oğlunun hayatının bağışlanması için kendisini feda eder. Bir daha çocuklarını hiç görmemeye söz vererek Ozai ile bir anlaşma yapar. Ertesi gün annesinin nerede olduğunu öğrenmeye çalışan Zuko kimseden bir cevap alamaz ve bu soruyu yıllarca sormaya devam edecektir. Annesi kaybolduğu gün ile birlikte zaten berbat olan hayatı artık cehenneme dönmüştür. Kısa bir süre sonra dedesi Azulon gizemli bir şekilde uykusunda ölür ve yeni Ateş Kralı artık babası Ozai olmuştur. Annesini yeni kaybeden Zuko'nun zaten hayatında doğduğundan beri bir baba figürü bulunmamaktadır. Iroh da oğlunu kaybettiği için birbirlerinin hayatlarındaki bu boşlukları en iyi şekilde doldurmaya çalışır. Aynı zamanda Zuko'nun Azula'nın arkadaşlarından biri olan Mei ile de bir bağı vardır. Zamanla birbirlerinden hoşlanırlar, birlikte vakit geçirmeye başlarlar ve en sonunda sevgili olurlar. Gelelim Zuko'nun o meşhur yara izinin nasıl olduğuna. Bir gün Ateş Ulusu Lordları toplantı yapar ve Zuko davet edilmediği bu toplantıya izinsiz bir şekilde girmeye çalışır. Kapıdaki gardiyanlar onu içeri almama konusunda ısrar eder. Ta ki Iroh amca gelene kadar. Toplantı sırasında izni olmamasına rağmen bir generalle tartışma yaşar. Ve babası Ozai buna tabii ki çok sinirlenir ve Zuko'nun saygısızlık ettiğini söyler. Bu olayı halletmenin tek yolu Zuko'nun bu generalle Agni Kai düellosu yapmasıdır. Fakat babası bir sürpriz yapar ve Zuko'nun karşısına general yerine Ateş Kralı Ozai çıkmıştır. Bu durum karşısında çok şaşıran Zuko babasından merhamet dilenir. Asla ona karşı savaşmayacağını söyler ama şu zamana kadar zaten oğluna saldırmak için fırsat kollayan acımasız Ozai Zuko'ya karşı bir ateş püskürtür. Oğlunun sol gözünün yanmasına hayatı boyunca suratında taşımak zorunda kalacağı bir ize sebep olmuştur. Yaptıkları yetmiyormuş gibi
Duello'dan sonra Zuko'nun çok ezik ve güçsüz biri olduğunu söyler ve onu Ateş Ulusu topraklarından sürgün eder. Zuko'nun geri dönebilmesi için tam 100 yıldır kayıp olan Avatar'ı bulması gerekecektir. Tüm hayatını geride bırakmak zorunda kalan Zuko'ya göz kulak olması için amcası Iroh bu yolculukta arkadaşlık etmeye karar verir. Batı Hava Tapınağı'ndan başlayarak Avatar'ı bulabilmek için dünyanın en ücra köşelerine bile dolaşmak zorunda kalırlar. Ateş Ulusu gemisiyle Su kabilesine geldiği sırada gökyüzüne doğru uzanan inanılmaz büyük bir ışıkla karşılaşır ve bu ışığı takip eder. Suyun dibine batmış bir şekilde tam 100 yıldır uyuyan genç Avatar Aang ile ilk kez burada, Güney Su kabilesinde karşılaşırlar. Buradan sonrasını dizi izleyenler zaten biliyor ama hatırlatmak için çok kısa özet geçeceğim. Zuko eğer teslim olmazsa Su kabilesindeki insanlara zarar vermekle tehdit ettiği Aang'i yakalar ve Aang Avatar haline geçip Zuko'nun elinden kurtulur. Sürekli ters düştüğü General Zhao, Zuko'yu Agni Kai düellosuna davet eder. Burada artık Zuko'nun çocukluktan genç ve güçlü bir adama dönüşmesine şahit oluruz. Zhao'yu bu düelloda yener ancak onu öldürmez. Çünkü Zuko babası kadar kötü birisi değildir. Ama Zhao için aynı şeyi söyleyemeyiz çünkü Zuko'yu sırtından vurmaya kalkar. Zhao burada Zuko'nun düşmanlarından biri haline gelir ve o da Avatar'ın peşine düşer. Artık onurunu kazanabilmesi ve eve geri dönebilmesi için Avatar'ı Zhao'dan önce yakalaması gerekmektedir. Avatar'ı gittiği her yerde takip eder. Yakalamak için girişimlerde bulunur ama her seferinde Aang elinden kaçmayı başarır. Bunun üzerine kendine olan inancını kaybetmeye başlayan Zuko, tam pes etmek üzereyken mavi bir maske bulur. Bu maskeyle birlikte Mavi Ruh ismi verilen gizli bir kahramana dönüşür. Avatar Aang bu sırada General Zhao'nun elindedir ve Mavi Ruh Avatar'ı Zhao'nun elinden kurtarır. Daha sonra Zuko, Zhao'nun onun öldüğünü düşünmesi için kendi ölümünü planlar ve başarılı olur. Artık Avatar'ı eline geçirmiştir ancak bir kar fırtınasına tutulurlar ve gidecek hiçbir yerleri yoktur. Bu sırada Avatar takımı bir şekilde Aang'i bulur ve onu Zuko'nun elinden kurtarırlar. Zuko Aang'i Zhao'nun elinden kurtarmıştır. Aang de Zuko'yu kar fırtınasında bırakmayacaktır. Tabii ki. Bir gün Zuko'nun şeytan kardeşi Azula çıkıp gelir. Babası Ozai'nin onu affettiğini ve Iroh ile birlikte eve dönebileceklerini söyler. Tahmin edebileceğiniz üzere bu tabii ki bir yalandır. Misafir olarak değil, Azula onları bir tutsak olarak almak istemektedir. Azula'nın adamlarından kaçarlar, Zuko artık çok yorulmuştur ve kendi yoluna gitmek istemektedir. Saçını keser ve amcayla yollara ayrılır. Tek başına yolculuk yapar, bir süre geçer ve yemek bulması gerekir. Yolda karşısına bir çift çıkar ve onların yemeklerini çalmayı düşünür. Ama kadının hamile olduğunu gördükten sonra bu fikrinden vazgeçer. Bu da Zuko'nun hala bir kalbinin olduğunun kanıtıdır. Daha sonra Lee isminde küçük bir çocukla tanışır. Yemek karşılığında onların evinde çalışmaya başlar ve Lee'ye kılıç kullanmayı öğretir. Bir gün Lee'nin başı belaya girer ve Zuko yardım etmeye gittiğinde ateş bükmek zorunda kalır. Kasaba halkı ve Lee tarafından şikayet edilir. Zuko buna gerçekten çok üzülür. Iroh amca ile karşılaşır, Ba Sing Se şehrine gitmeye karar verirler ve burada bir çay ocağı açarlar. Amca Zuko'ya yıldırım bükmeyi öğretmeye çalışır. Yavaş yavaş iyi bir insana dönüşmeye çalışan Zuko, bir gün Katara ile sıkışıp kalır. İkisinin de annesi olmadığı için aralarında bir bağ oluşur ve Katara tam Zuko'nun yara izini iyileştirmeye çalışırken Avatar takımı kurtarmaya gelir. Bu kalabalığa Azula ve ordusu da katıldıktan sonra Zuko taraf seçmek zorunda kalır. Amca Azula tarafından tutuklanmıştır. Ve Zuko da amcayı hayal kırıklığına uğratarak Avatar'ı yakalamak uğruna kardeşinin tarafını seçmek zorunda kalır. Eve vardıklarında Azula babalarına Zuko'nun Avatar'ı öldürdüğünü söyler ve bu Ozai'yi çok mutlu eder tabii ki. Ama aslında Avatar ölmemiştir. Ateş Ulusu'na geri dönen Zuko, Mei ile tekrar sevgili olmuştur ve çok iyi giden sıkıcı bir ilişkileri vardır. Azula, Tai Li, Mei ve Zuko çocukken gittikleri Ember Adası'nı ziyarete giderler. Burada ailesinin eski fotoğraflarıyla karşılaşan Zuko'nun morali bozulur ve ateş başında yaptıkları konuşmada aslında tüm öfkesinin kendisine olduğunu fark eder. Amcasına yaptığı yanlışı zaten aklından çıkaramayan Zuko, yanlış tarafta olduğunu fark eder ve Ateş Ulusu'nu bir kez daha terk edecektir. Babasıyla karşılaştığı sırada elektrik bükerek ona artık ne kadar güçlü birisi olduğunu kanıtlar ve amcasını hapishaneden çıkarmak için yola düşer. Tabii ki Zuko'nun yardımına ihtiyacı olmayan Iroh amca çoktan kaçmıştır. Zuko ne yapması gerektiğine karar verir ve Avatar ekibini Batı Hava Tapınağı'na kadar takip eder ama bu seferki amacı onlara zarar vermek değildir. Takımla yüzleşir ve Aang'e ateş bükmeyi öğretebileceğini söyler. Ekip tabii ki şüpheci yaklaşır ancak Avatar'ın peşine düşen ateş saçan Bumbum adama saldırmasıyla birlikte Zuko artık bu takımın onayını alır ve o da artık ekibin parçası olmuştur. Neredeyse ekibin her üyesiyle ufak da olsa bir yolculuğa çıkar. İlk olarak Aang ile birlikte ateş bükme ustaları olan ejderhalardan ateş bükme numaraları öğrenirler. Sokka ile birlikte Katara ve Sokka'nın babalarını hapishaneden kurtarmaya yardım eder ve burada veda etmeden terk ettiği sevgilisi Mei ile karşılaşır. Zuko defalarca hayal kırıklığına uğrattığı amcasıyla yüzleşmekten çok korkar. En sonunda cesaretini topladığında ise yaşadıkları onca şeyden sonra amcasının onu affetmesine çok sevinir.
Bir gün amcasıyla otururken bir deprem olduğunu fark eder. Ne olduğunu anlamak için arkadaşlarının yanına koşar ve bunun bir deprem olmadığını görür. Toph ve Bumi'nin hangisinin daha iyi bir toprak bükücü olduğunu kanıtlamak adına yarış yaptıklarını görür. İki taraf da işlerine çok odaklanmıştır ve Zuko bu ikiliyi ancak güçlü bükücülerin durdurabileceğini düşünür. En sonunda Toph ve Bumi'ye yaşlarının insanı gibi davranmaları gerektiğini söyleyerek uyarır. Bu kısmı ilk kez duyuyor olabilirsiniz çünkü böyle bir şey izlememiştik. Dizi bittikten sonra yayınlanan çizgi romanlarda bulunan bir sahneymiş. Katara ile birlikte Azula'nın Ateş Ulusu'nun başına geçmeyeceğinden emin olmak için Ateş Ulusu topraklarına giderler. Azula Zuko'yu kimin Ateş Lord'u olacağına karar vermeleri için bir Agni Kai düellosuna davet eder. Yenileceğini anladığı zaman Azula tabii ki hileye başvurur ve Katara'nın üzerine yıldırım atmaya çalışır. Bunu önlemeye çalışan Zuko da yıldırımın önüne geçer ve çok kötü biçimde yaralanır. Büyük savaş bittiğinde Zuko Mei ile tekrar bir araya gelir. Artık Prens Zuko değil, Ateş Kralı Zuko olmuştur. Ve Avatar'la birlikte Ateş Ulusu'na ve tüm dünyaya barış getirmeye çalışacaklardır. Ateş Lord'u olduktan sonra yaptığı ilk şey, hapse attırdığı babasına gidip annesine ne olduğunu sormak oldu. Daha sonra Toprak Krallığı'na gitti ve babasının yaptığı yanlışların her birini düzeltmeye çalıştı. Eğer bir gün babası gibi bir kral olursa, Enge bunu durdurması için söz verdirdi. Restorasyon ve Uyum Hareketi adını verdiği bir hareket başlattı. Toprak Ulusu'nun bir kısmı Yudao şehrini ele geçirmişti ve buradaki ateş ordularını geri çekti. Bunu yapmak için de Toprak Kralı ile buluştu. Bir yıl kadar sonra Zuko uyurken birinin ona saldırmasıyla uyandı. Saldıran kişi Yudao şehrinin belediye başkanının kızıydı. Ve Zuko'ya herkes oradan taşınmak zorunda bıraktığı için ve huzurlarını kaçırdığı için çok sinirli olduğunu söyledi. Belediye başkanı da burada ateş ve toprak halkı olarak uyum içinde yaşadıklarını doğruladı. Bunu gördükten sonra Zuko, Yudao şehrini geri vermekten vazgeçer. Katara ve Enk bu olayı durdurmaya gelir ancak Zuko ile aralarında ufak çaplı bir tartışma çıkar. Uzun zamandır görmediği eski sevgilisi Mei ile tekrar karşılaşır. Geceleri sık sık babasını ziyarete giden Zuko'nun kafası iyice karışmaya başlamıştır. Yudao'ya gider ve Ateş Ulusu da onu desteklemektedir. Bu sırada Zuko'ya verdiği sözü hatırlatan Aang, ona engel olmak için Yudao şehrine gelir. Aang ile atışmalarından sonra Zuko bayılır ve birkaç gün baygın kalmasının ardından nelere sebep olduğunu farkına varan bir insan olarak uyanır. Tekrar Ozai'nin yanına gider ve annesini bulmak için tamamıyla akıl sağlığını yitirmiş olan kız kardeşi Azula'yı da alır. Ve Avatar ekibi Zuko'nun annesini bulabilmek için tekrar yollara düşer. Bir gün Sokka kardeşi Katara'nın üzerine bir battaniye ile örter. Aynı şeyi Zuko da Azula'ya yapmak ister fakat Azula'nın bir not bıraktığını ve kaçtığını görür. Bu notta Zuko'nun aslında Ozai'nin oğlu olmadığı yazar ve okuduğu şeyler Zuko'nun kafasını daha da karıştırır. Ateş Krallığı'nın gerçek varisi olmadığını düşünmeye başlar. Annelerini ararlarken Noriko isimli bir kadınla karşılaşırlar. Bu kadının Kiyi isminde bir kızı vardır. Zuko bu kız çocuğu ile çok iyi anlaşmıştır. Sonunda Mother of Faces denilen bir varlıkla karşılaşırlar. Bu varlığa annelerinin nerede olduğunu sorarlar. Mother of Faces'te Noriko'nun Azula ve Zuko'nun annesi Ursa olduğunu söyler. Zamanında Ursa ona gelmiş, yüzünü ve zihnini tamamen değiştirmesini istemiştir. Noriko'nun yanına gidip olan biteni anlatırlar ve hafızası yerinde olmadığı için önceki hayatına dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Bu yüce varlık Ursa'nın hafızasını ve yüzünü geri verir. Zuko artık annesine kavuşmuştur. Aynı zamanda Kiyi isminde bir de kız kardeşi olmuştur. Ursa Zuko'dan olan bitenler adına özür diler. Zuko annesini affeder ve Azula'nın bıraktığı mesajı sorar. Annesi o mektubu yalanlar ve Zuko gerçekten Ateş Kralı olmayı hak eden birisidir. Ateş Ulusu'na geri dönecek olursak Ursa'nın kızı Kiyi ruhlar tarafından kaçırılmıştır. Bu ruhların peşlerinden giden Aang ve Zuko bunların aslında ruhlar olmadıklarını çünkü ruhların yıldırım bükemediklerini öğrenirler. Ruh kılığına girmiş olan kişi ise Azula'dan başkası değildir tabii ki. Azula ile Zuko teke tek çarpışırlar. Zuko'ya aynı babası gibi bir kral olduğunu söyler. İnsanlarına kötü ve çok kaba davrandığından bahseder. Zuko ne kadar yalanlasa da Azula giderken kim olduğunu kabullen artık diyerek Zuko'yu daha da çileden çıkartır. Bunun üzerine Zuko halkının önünde bir konuşma düzenler ve birkaç haftadır iyi bir yönetici olamadığından ama bunu düzelteceğinden bahseder. Zuko'nun Yudao şehri için bu kadar çabalaması sonunda Kore efsanesinde gördüğümüz Cumhuriyet şehrinin kurulmasına sebep olmuş. Bükücü olan veya bükücü olmayanların bir arada yaşadığı bu şehrin kurulmasında Aang ve Zuko birlikte çalışmış ve barışı sağlamaya çalışmışlar. Kore efsanesinde Zuko'yu az da olsa görebiliyoruz. Izumi isminde bir kızı, Iroh isminde bir de torunu olmuş.
Aang'le dostluklarını her zaman sürdürmüşler ve bir de ejderha sahiplenmiş. Avatar Aang'e yardım ettiği gibi elinden geldiğince Avatar Korra'ya yardım etmeye çalıştığını görüyoruz. İzlemediyseniz Korra efsanesini de izlemenizi öneririm. Tabii ki bu dizide Ateş Lordu Zuko'yu son hava bükücü de olduğu gibi etkin göremiyoruz çünkü kendisi artık çok yaşlanmış. İşlerini kızı Izumi'ye devretmiş ve çocukluğunda ailesiyle birlikte sık sık gittiği Ember Adası'na yerleşmiş ve orada yaşamaya devam ediyor. Gördüğünüz üzere Zuko'nun hayat hikayesi inişli çıkışlı olmakla birlikte daha çok kendisini bulmaya çalışan bir gencin başarı öyküsünü anlatıyor. Benim de çocukluğumdan beri hala izlemeyi çok sevdiğim Avatar Son Hava Bükücü karakterlerinden biri olan Ateş Lordu Zuko kimdir? Çocukluğu, gençliği ve yaşlılığı dahil olmakla birlikte elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sizin Avatar serisinde en sevdiğiniz karakter kimdi? Sonraki videolarda hangi karakterin hayat hikayesini anlatmamı istersiniz? Düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.